tavana yapıştırılan yıldızlar. Ne yapıyorsun lan? Cici anneni arıyorsun değil mi? Özledin tabii. Ulan sen ne nankör ne yılanmışsın da bizim haberimiz yokmuş kız. Senin yüzünden karı psikopata döndü, psikopata. Ama ben sana ceza vermesini bilirim. Buldum kız. Melek. Cengiz! Melek, ne yapıyorsun burada? Cengiz! Gel. Uzat bacaklarını. Uzat ayağını. Gel. Hadi. Hadi anneciğim. Eğil aşağı doğru, ben tutacağım seni. Hadi Melek. Cengiz! İyi misin? Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun? Sen mi koydun bu çocuğu buraya? Ben koydum lan. Niye? Rezalı o. Niye cezalı? Sen onun ne halt ettiğini bilmiyorsun tabii. Dün gece almış senin telefonunu eline, kesin o karıyı arıyordu bu. Hayır. Ne hayır lan? Yapmamıştır benim kızım öyle bir şey. Gözümle gördüm diyorum kızım, gözümle gördüm ben. Yapmadın öyle bir şey değil mi? Bu çocukla derdin ne? Sen ne istiyorsun bu çocuktan? Ulan benim bir tarafımda ayı bağırıyor. Elin evinde sığıntıyız, bir de bunu getirdin, sonra Cengiz'in derdi ne? Ya, Allah Allah ya. Oyna sen. Annecilik oyna. Bakalım kaç gün sürecek Şule Hanım. Sonra kendini denize atma ha. Ne yapıyorsun? İstanbul'daki pavyonları araştırıyorum. Sen beni götürmüyorsun ya. Ben de kendim bulup tek başıma gideyim bari, ne yapayım? Okulunu bitirince iyi bir gazeteci olacaksın cidden. Nereden anladın? İnatçılığından. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Gazetecilikte haberini yapmayacağın bir işin peşine niye düşersin? Gerçekten merak ediyorum. Turnanın haberini niye yapmadın? Yılın gazetecisi ödülünü bile alabilirdin. Ablama neden bu kadar yardım ediyorsun? Kitabım için. Ablanla turnanın hikayesini yazacaksın. Hı hı. Efendim Gönül Hanım. Ben Şule'yi soracaktım. Turna'nın annesini. Turna'yı merak ediyorum da siz nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Yok hayır. Biz de çalıştığı pavyonu araştırıyorduk. Çıkardığı olay yüzünden piyasada namı almış yürümüş. Birisinin kafasında şişe kırmış. Oradan da kovulmuş işte. Şimdi nerede çalıştığını bulmaya çalışıyoruz. Birkaç arkadaşı sordum ama haber verecekler. Tamam, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Tamam abicim, tamam, anladım ben seni. Kapa. Yok vallahi yok. Piyasada kara enflasyonu var, bizimkine sıra gelmiyor. Şşş! Ne iş oğlum? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ya biz sana böyle çok yük olduk be tertip. Vallahi rahat edelim diye gidiyorsun, gece gelmiyorsun falan. Bir ev bark bulalım, sokalım başımızı diyorum ama biliyorsun işte. Cep delik, cepken delik. Ayıp ediyorsun be oğlum. Burası ev değil mi? Ne güzel yaşıyoruz beraber işte. Yapma. Ya eyvallah da iş bulamıyorum ki benim karıya. Geri zekalı gitti, herifin kafasını yerdi. Kimse almıyor tabii şimdi bizi. Artık ne yapalım? Adana, Konya bakacağız ya. Vallahi birkaç görüşmem var tertip. Olmazsa biz... Yok abiciğim. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yengeye iş buldum ben. Harbi mi lan? Ya harbi tabii oğlum. Bütün gece neredeyiz sanıyorsun? Gittim Zülüf Bey'le konuştum. Altından girdim, üstünden çıktım, hallettim o işi. Ya vay benim aslan kardeşime bak ya. Ulan sen. Oh, senin işler de tıkırında mis. Lan oğlum yak lan. Ganyan'dan ufak bir para indirdik, hepsi o. E git, senin ufaklık var, gittik marketten alışveriş ettik işte. Ya. Rakını da aldım. Ya sen var ya sen, yılan yılan. Ne yapıyorsun Melek? Ödev mi yapıyorsun? Bir ev bulalım. Okula da yazdıracağım seni. Melek. Bugün diyorum acaba birlikte sahile mi gitsek? Oradan da parka götürürüm seni. Dün gece... Çok üşüdün mü? Dolabın üstünde. Cengiz abini biliyorsun işte. Deve cüce oynamış seninle. Sen kocaman dev olmuşsun. Yeter ama Melek, konuşsana benimle. Melek! Neden bana seslenmedin? Neden yardım et anne demedin? Anne demeyecek misin bana Melek? Konuşmayacak mısın benimle kızım? Şule, duydun mu kız? Rıfat sana iş bulmuş. Dünden beri bir şey yemedin. Acıkmışsındır. Hadi gel sana bir şeyler hazırlayayım. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyor'a benziyorum? Lan ters ters şey verme. Bırak şunları git hazırlar. Rıfat iş bulmuş. Duydum. Bir duy, sen ne atıyorsun kızım o zaman burada? Çocuk aç. Bak başlayacağım şimdi sana da çocuğuna da ha. İş bulduk diyorum iş. Git hemen kostümünü mostümünü hazırla. Zaten merak etme aç kalmaz o. Biz gittikten sonra hemen bulur yer bir şey. O da benimle gelecek. Nereye? İşe. Vallahi sen beni kudurtmaya çalışıyorsun ha. Ulan çocuğun pavyonda ne işi var? Zaten zar zor iş bulduk. İlk günden kovdurtacaksın yani ha. Bundan sonra ben nereye? Melek oraya. Ya o da gelir ya da ben gitmem. Hay ben sana da kızına da. Al kızım. Hadi ye. Bir yerde üstüne başına bir şeyler alalım. Açık mavi renginde. Hı? Nereye ablacığım? Buraya girmeniz yasak. Şule Hanım'la görüşecektim. Burada mı? Burada da yasak diyorum ablacığım. Anlamıyor musun? Ablam sen Belkıs'ı tanıyor musun? Kayacıklı Belkıs. Çok selamı var. Kusura bakma abla. Buyur. Sağ ol. Yollarına baktım ardından. Ne yaşına raktığına hasretin. Kaç dakika? Sağ ol ablam. Hiç durmaz, koşar gelir, hasretim benim. Bilseydin hiç durmaz, koşar gelir. Git buradan. O çocuk hırsızı yolladı değil mi seni buraya? Çabuk git buradan bak. Yaşına başına bakmam. Kapının önüne bütün psikopatları yığarım. Hadi. Çok canın yanıyor değil mi? Hayat herkese adil davranmıyor işte. Bazen ne yaparsan yap, ne kadar çabalarsan çabala, tutunduğun dal kırılıyor, yaslandığın dağ yıkılıyor. Sen benim ne yaşadığımı biliyormuş gibi sen ne konuşuyorsun ya? Yok bilemem. Bilemem ne çektiğini bilemem. Haklısın. Kimse kimsenin çektiğini bilemez. Ben de kendi çektiğimi biliyorum mesela. Senin yaşındaydım hayat bana sırtını döndüğünde. Benim de böyle tatlı bir kızım vardı. Ama baktım, kader almış beni önüne sürüklüyor. Ben de bir karar verdim. Kızım da benimle birlikte sürüklenmesin diye. Gönül Hanım ne cesur kadınmış. Tek başına kalkıp pavyona gitmesi. Gitmemesini söyledim ama... Aslında böyle yerlerden çok güzel hikayeler çıkar biliyor musun? Geleceksin bir gün böyle kılık değiştirip röportaj yapacaksın filan. Hadi ya. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Yoksa yaptın mı daha önce? Çok oldu. Amatörlük zamanlarımda. Ha yani benim daha 10 sene pişmem lazım. Bunu mu diyorsun? Gevezeliği bırakıp şu haritaya baksan diyorum aslında. Haritaya bakıyorum zaten. Merak etme. Sen düz devam et. Ben 24 yıl cezaevinde yattım. Cezaevindeyken uyuyabildiğim gecelerde bazen kızımı görürdüm rüyamda. Sonra birden uyanırdım. Burnumda evladımın kokusu. Deli gibi dolanırdım. Arkadaşlarıma sorardım, kızım buraya mı geldi? Kokusu var. Kızım geldi mi? Onlar da bana, yok hayır rüya gördüm derlerdi. İnsan rüyada kokuyu duyar mı? Hala ona hasretim. Ama iyi olduğunu biliyorum. Buraya bir ısıtıcı falan istet. Üşütürsün çocuğu. İstedim koyacaklar. O kadarını biz de biliyoruz zaten. Biliyorum yani sana akıl vermek için söylemedim. Bazen istersen Meleği bana getirebilirsin. Dükkan sıcak olur. Buralarda sefil olmasın çocuk. Ne kadar nutuk attın ya. Anneliği senden öğrenecek değilim. Yok yok hayır. Gider misin buradan? Gerçekten alır mısınız ablayı? Ben işime mani oluyor benim. Var mı? Çocuk uyanacak kızım. Tamam gidiyorum. Tamam. Hadi. Üşütme çocuğu. Tamam. Gönül Hanım. İyi misiniz? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Konuştuk işte Şule'yle. Şule ne dedi? Turna nasılmış? Vallahi bir şey söylemedi. Başta beni görünce biraz sinirlendi. Turna da yavrum odanın bir köşesinde kıvrılmış öyle uyuyordu. Nasıl ya? Bu pis yere mi getirmiş onu kadın? Nerede görmek istiyorum ben? Ne yapıyorsun? Bir saniye. Ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Artık her şey onun analık vicdanına kalmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onda vicdan yok ki. Baksana. Küçücük çocuğu bu çöplüğe getirmeye utanmamış. Bir sakin ol. Gönül Hanım konuşmuş işte. Hadi gidelim. Buraya kadar gelip turnayı görmeden mi gideceğiz? Şule'yi daha fazla sinirlendirmeyelim. Bu turnanın zararına olur. Akıllı hareket etmemiz gerekiyor. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi gidelim. Abla, patron soruyor. Ne zaman çıkacaksın? Geliyorum şimdi. Tamam abla. Bu ayakkabının da. Melek. Melek. Melek uyan. Hadi kalk kızım, sen benim yanımda durursun. Ayakkabılarını giy.